Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleriyle Türkiye'de aşı uygulaması başlamış oldu dedik. Bugün itibariyle de sağlık çalışanlarına aşılama yoğun şekilde devam etti. Sağlık Bakanlığı tarafından günler öncesinden hazır hale getirilen aşı odaları sağlık sisteminin koruyucularıyla doldu. Çin'in Wuhan kentinde başlamış, tüm dünyayı sarsmıştı. Türkiye'de ilk olarak 2020'nin Mart ayında gelmişti ve o gün bugün heyecanla ve büyük bir umutla aşıyı beklemiştik ve o tarihi gün geldi, aşılama başladı. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki aşı odalarında aşıla uygulamasıyla randevu alan sağlık çalışanları aşı olacakları anı bekledi. Hani bir yıldır bu aşıların başlamasını bekliyorduk. Aşağıda inşallah bu hastalıktan bu şekilde kurtulacağız. Erkenden aldık randevumuzu, geldik. Elimizdeki tek ve en iyi seçenek bu gibi duruyor ama izleyip göreceğiz. Sağlık sektöründe çok güzel bir gün. Dünya genelinde Türkiye'deki sağlık sektörü gibi bir sektörümüz yok. Sektörümüzden çok memnunuz. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederiz. Sırası gelenler tek tek aşı odalarına alındı. Kimlik numarasıyla sisteme giriş yapıldı ve kişiye özel kara kodlar okutuldu. Ardından da aşılar yapıldı. Koronavirüsle mücadelenin baş kahramanları, cephede savaşan kahramanlar şu anda sırada aşı olmayı bekliyor. Vallahi dört gözle beklediğimiz bir gün. Şu an çok mutlu hissediyorum tabii kendimi. Umarım böyle tüm ülkemizin insanları aşı olsun. Vallahi çok mutluyum. Uzun bir, çok yorucu ve uzun bir dönem geçirdik sağlık çalışanları açısından. İnşallah tüm vatandaşlarımız aşısını kısa zamanda olur ve bu hastalıktan, tüm dünyayı etkileyen hastalıktan milletçe kurtuluruz. Acil kullanım onayı gelmesiyle aşı uygulaması 81 ilde başladı. Sağlık personeliyle başlayan aşı çalışması daha sonra belirlenen risk gruplarıyla devam edecek. Sağlıkçılar inaktif aşının normale dönüşte en etkili çözüm olduğunu bir kez daha dile getirdiler. Yani aşıya karşı olma gibi bir durum yok. Şu andaki tek seçenek bu. Bu bir kurtuluş mu? Bu bilinmeyen bir soru işareti şu anda. Ama eldeki imkan budur. Bunu kullanıyoruz şu an. Ya inaktif aşı bu. Yani hiçbir yan etkisi olmayan bir aşı. Bence tam güvenilir yani. Herkese de tavsiye ederim çünkü bu pandemi başka türlü bitmez. Yaklaşık 165 bine aşkın doktor ve 205 bine yakın hemşirenin içinde bulunduğu 1 milyon 62 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından süreç 65 yaş üstüyle ilerleyecek. Daha sonra polisler, zabıtalar, öğretmenler ve gıda sektöründe çalışanlar aşılanacak. Aşılama kronik hastalığı olanlar ve diğer yaş gruplarıyla devam edecek. Kamuda aşı yapılanların güncel sayısı içinde Sağlık Bakanlığı'nca bir uygulama hayata geçirildi. Oluşturulan bilgilendirme platformuyla aşı olanların sayısı anlık olarak paylaşılıyor.